Multi-statement table-valued function denilen bir yapı var. Ne iş yapıyor bu multi-statement tablolar? Bundan bahsedelim. Dünkü gördüğümüz kısım vardı değil mi? Inline table-valued function. Onlarda sadece select yapabiliyordu. Fakat bu tipte ise kendi oluşturduğumuz o anlık düzlemde oluşturduğumuz bir tablo içerisinde, yani bu bir sanal tablo olacak bizim için. Bunun içerisine insert, update, delete, select her şeyi yapabiliyorsunuz. O da ne sağlıyor size? Özgürsünüz aslında her şeyi yapmakta. Tüm hesaplamaları yapıp işte şunu eksilt, şunu değiştir yapabiliyorsunuz. Ve çünkü o anki tablo RAM'de anlık oluşuyor. Çalışma bittikten sonra da yok oluyor. Dolayısıyla siz istediğinizi ekleyip çıkartabiliyorsunuz içerisinde. Şimdi yine create function diye yazdım. İyi yazamadım. Diyelim ki my function diye bir ismi olsun. Şimdi dışarıdan neler alıyor? Bunu verelim. Mesela dışarıdan bir tane parametre alsın bana, tamam? Parametrede şöyle bir şey gelebilir bana. Mesela 1 ya da 0 ya da bit alsın dışarıdan, tamam? Bir şey 0 gelirse sadece at döndürsün. Şey 0 gelirse mi? Sadece at. 0 gelirse sadece kişilerin adları gelsin. 1 gelirse hem adı hem soyadı gelsin aynı kolonda. Tamam. Böyle bir şey istiyorum. Bit seçim. Böyle mi yapıyorduk? Et seçim. Değil mi? Bir de et koymak lazımdı. Bit dedim. Geriye ne dönüş yaptığını söylüyorduk dün. Yani returns table diyorduk değil mi? Returns. Bakın şimdi at tablo table. At tablon ismindeki tabloydu. Table döndüreceğim ben bunu. Tamam. Tabi böyle bir tablo var mı gerçekte? Yok. Tablo yaparken nasıl oluşturuyorduk kolonlarını? Tamam. ID int dedim. İsim dedim. Envar Çar 50. As dedim. Begin end. Şimdi geriye etablon ismindeki tabloyu döndürecek dedim. Bu tablonun da kolonlarını belirttim. Sanki create table der gibi. Tamam? Normal bir tablo oluşturuyormuşuz gibi. Yine bu tabloyu oluşturacağız fakat hard disk'e değil RAM'e yazılacak sadece. O anlık. RAM'de olan şeyler biliyorsunuz değil mi? Çıktığın anda bitiyor. O anlık bir tablo oluşturdu bu bize şimdi. Arkadaşlar eğer dedim et seçim eşit 1 ne dedim adam 1'i seçtiyse değil mi ne yapacağız sadece şey ama 1'i seçtiyse at soyad ekleyeceğiz değil mi o hayali tabloya. Arkadaşlar bunu da Northwind'den çalıştıralım. Northwind. Biri seçtiyse sadece ad soyad. Bakın. Select ID first name artı last name from employees.
Şimdi ne oldu? İki kolon çekmiş oldum değil mi sadece? Böyle yaptığımda tek kolon gibi gözükecek mi bu? Gözükecek değil mi? Şimdi bu çektiklerimi benim bu o anlık RAM'deki tabloma, geçici tabloma yazdırmak istiyorum. Nasıl yazdıracağım? Bakın. Insert at tablom dedim. Bu. Bu kadar. Buradan select ettiklerini tabloma insert et. Buna bulk insert diyorlar arkadaşlar. Tamam, toplu işler. Bulk insert'ü her yerde, gerçek tablolarda da yapabilirsiniz. Fakat şöyle bir şey var. Bunun tipi ne? Bunun tipi int. Bunun tipi bunlarla uyuyor mu? Uyuyor değil mi? Ancak ve ancak arkadaşlar kolon sayısı ve kolon tipleri uyduğu sürece böyle bir şey yapabilirsiniz. Anlaşıldı mı? Bu buradan seçtiğin her şeyi git bu tabloya bastırmıştır. Gerçek bir tabloyla da yapsanız birebir çalışırdı arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Şimdi bir de bunun else olacak. Begin and burada ne yapacağız? Şunu şöyle yapacağız. Tamam mıdır? Ne yaptım? Burada da yine tek kolon var. Ama ad soyad olarak değil de sadece adı geldi. Tamam. Sıfır verirsem. Sadece ID'si ve adı gelecek. Bir verirsem ID'si, adı soyadı gelecek. Anlaşıldı mı? Arkadaşlar. Tabi bunu yapmamız yetmiyor. Hani returns at tablom dedim. Geri ne döneceğini söyledik değil mi? Ama geri döndür dedik mi bunu? Return at dedik mi? Demedik değil mi? Şu anda çalışır mı bu? Hoppa. Ha, bu arada şey employee ID. ID değil de employee ID. Bakın çalıştırıyorum. Return yazmadın diyor. Geri ne döneceğini göstermedin bana diyor. En son end'ten hemen önce return dedim. Başka bir şey yazmama gerek yok. Tamam. Bu kadar. Direkt o add tablomu döner. Neden? Çünkü başlangıçta dedim ki add tablom isimli tabloyu geriye döndürür. Tamam. Geriye döndür dediğimde de et tablomu döndürmüş oluyorsunuz. Hani neyi döndüreceğini baştan söyledin. Hadi döndür dediğinde de onu döndürüyor. Bakalım. Oldu değil mi? Şimdi select yıldız from dbo nokta neydi bu? MyFunk. Bir döndür verdim içine. Bakın. Bir bastım. Ad soyad olarak geldi değil mi? Sıfır basıyorum. Bana o et tablomu döndürmüyor mu şu anda? Hep et tablomu döndürüyor değil mi? İçici tablo. Bakın insert yaptık. Direkt çalışıyor. Böylelikle bir fonksiyon içerisinden mesela hem çalışanın şey istersen çalışanı istersen müşterileri getirebilir misin? Sıfırsa müşterilere adını getir.
birisi de çalışanların adını bildir. Olur mu? Olur değil mi? Bilmem.